Bugün Teknofest'e gideceğiz. Uçakları ve robotları göreceğim. Çok heyecanlıyım. Ben, benim adım Elif Nur, soyadım Ayanık. Bugün Teknofest'e gideceğiz. Çok mutluyum. Yeni teknolojik aletler keşfedeceğiz. Valimiz bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Şimdi de sende sıra. Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük, heyecanı gördük, ezilmesini de. Şimdi sıra sende, hayalet birlikte, geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük, heyecanı gördük, ezilmesini de. Şimdi sıra sende, hayalet birlikte, geliyor işte tam bağımsız. Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi rekorlarını kıran Teknofest'e hoş geldiniz. Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Yedi düvele karşı mücadele ederek el birliğiyle kurduğumuz Cumhuriyetimizi taçlandıran zafer gününü birlikte idrak ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı. Ülkemizin tam bağımsızlığı için vazgeçilmez o milli teknoloji hamlemizdir. Seferberlik ruhuyla yola çıktığımız bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeliyiz. İnanıyorum ki bunun sahibi olan, bu mücadelenin sahibi olan genç kardeşlerim, bu hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Bu hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya da devam etmeliyiz. Güzel kardeşlerim, bu serüvende yarış çok çetin. Azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Kardeşlerim, daha gidecek çok yolumuz var. Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin dünyaya örnek olan adalet, merhamet ve güzel ahlak değerleriyle harmanlayarak insanlıkla buluşturmalıyız. Sevgili misafirler, insanı insan yapan nedir? Bir işi anlamlı kılan nedir? İnsanı ve yaptığı her işi değerli kılan yegane unsur, o işin taşıdığı mana ve ruhtur. Sevgiliye yazılan bir mektup neden değerlidir? Böyle bir mektubu makineler yazabilir mi? Yapay zeka, günümüz itibariyle baktığımızda elbette buna benzer bir mektup yazabilir. Ama insan yazdığında bu mektubun ardındaki büyük aşk, emek ve insana ait birçok hissiyat olduğunu bilmek o satırlara gerçek anlamını katar. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü güğünü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Büyük şair Yunus'un inanç ve yaşanmışlıklarla anlam kazanan dizeleri bir makineden çıkmış olsa ruhumuza bu kadar etki edebilir mi? Bir işe yüzyılları aşan, değer ve anlam katan, işte bu taşıdığı ruh ve mana alemiyle olan bağıdır. Kardeşlerim, görüyorum ki hepimizin tek bir ortak hedefi var. O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız, müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir.
bu yolda yılmadan, pes etmeden ve hiç durmadan hep birlikte yürüyeceğiz. Dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkı bulur sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır.